Bu arada Edebiyat ve Eleştiri dergisi gibi bir dergiyi çıkarmaya karar verdik Ankara'da. 1990'ın o 92'nin daha doğrusu o bulanık günlerinde, çünkü ideolojik olarak ve sanat anlayışı olarak, edebiyat anlayışı olarak bütün dünyada ve Türkiye'de büyük değişimlerin olduğu bir dönem bence 1992, 90'lı yıllar. Bu Türk şiirine de, Türk öyküsüne de yansımıştır. O dönemde Ankara'da 100 kişi toplanıp edebiyat toplantıları yapıyorduk ve bir sanat hareketi oluşturmayı düşünüyorduk. Bu az bir şey değildi. Lokallerde, kahvelerde oturuyorduk. Ama bu 100 kişiden kala kala, çünkü o uzun toplantıların sonu gelmedi ve bu 100 kişiden kala kala en fazla 3-4 kişi kaldık. Edebiyat ve eleştiriyi çıkaran. Daha sonra da bir kişi ben kaldım. Ve bunu kahramanca sürdürüyorum. Ama dergi yayıncılığından kısaca söz edersem, şöyle bir şey oldu. Edebiyat ve Eleştiri dergisini Ankara'da çoğu kez kapatmayı da düşündüm. Böyle bir dergiyi kapatmanın Ankara'nın tümüyle bozkır olarak, kültür olarak kalacağını bende hissettirdi. Büyük bir boşluk doğacağını düşündüm. Bir başkentti, Türkiye'nin başkentiydi. Belki de Türkiye edebiyatının yenilenmesinin temel orijini Ankara'ydı. Ankara tuhaf bir kent tabii. Sanırım Reşat Nuri Güntekin'di. 1911 yılında yazmış. İnci Engin'in Yeni Türk Edebiyatı araştırmalarında okumuştum. İstanbul, 1911'de yazılan şey bu. İstanbul halkı unutmuştur. Çünkü edebiyat İstanbul'da üretiliyor diye bir cümlesi vardı. Bunun hala geçerli olduğunu düşünüyorum. Ankara, İstanbul ya da bu iletişim çağında bir bölge ayrımı yapmak istemiyorum. Ancak İstanbul'da konuştuğum önemli Ankara'dan giden yazar ve şairler hala bize telefon edip gerçek edebiyatçıların ve yazarların Ankara'da olduğunu, çok temiz bir noktada, tırnak içinde söylüyorum bu temizi, herkes istediği gibi yorumlayabilir. Çünkü kirlenmenin boyutlarını herkes biliyor. Noktada durduklarını söylüyorlar ve özlediklerini söylüyorlar. Ben de Ankara'da çok önemli yazar ve şairlerin yaşadığına inanıyorum. Ve edebiyat ve eleştirinin de bu önemli edebiyat aksiyonlarının içerisinde ve kendimin de önemli bir noktada durduğunu sanıyorum. Çünkü 7 yıllık Ankara edebiyat yaşamının içerisinde reel olarak bulunmaktayım. Dergiyi kapatmayı da düşünmüyorum. Böyle bir dergi de bana, benim öykücülük yaşamı oldukça büyük yükler getirdiğini düşünüyorum. Belki edebiyat yaşamımda edebiyatın sorunları, edebiyatın alanlarının genişliği konusunda beni eğitti. Yazı faaliyeti açısından da eğitti. Dünyaya ve edebiyata bakışım, perspektifim, yazarlara ve şairlere bakışım ve diğer türlerle ilişkiler edebiyatın açısından beni eğitti. Ancak öykü yazma konusunda oldukça yorduğunu ve zamanımın çoğunu derginin aldığını burada açıkça söylemek gerekiyor.